Bir hayır. Yatağında kımıldayamayan Durmuş Ağa gözlerini basık tavana dikmişti. Sanki iki saattir eski sararmış hatılları sayıyordu. Yüzü toprak rengindeydi. Kırmızı kaplı yorganın üstüne serili elleri artık bir insan azasına benzemiyordu. O kadar kuru, o kadar zayıf, o kadar cansızdı ki ancak duyulan boğuk bir sesle "Yahu ben ölüyorum" dedi. Ocağın başında yüz yumru oturan bir ihtiyar kadın doğruldu, hastaya baktı. "Hedi sus, hedi sus, deli gibi söylenme. Ben ölüyorum diyorum kadın. Hedi sus, hedi sus." Durmuş Ağa mor dokuma örtülü yastığından başını kaldıramıyor, sağına soluna döndüremiyordu. Gözlerini karısına çevirdi. Ocağın önünü görebilmek için göz bebekleri çukurlarının kenarına batıyor, beyazları alabildiğine büyüyordu. Zavallı işte bir aydır böyleydi. Her gün eriyip bittikçe karısı onun hiçbir şeyciği olmadığını tekrarlıyor, ölümü hatırına getirmiyordu. Fakat o işi anlamıştı. Artık gözlerinden başka bir yerini oynatamıyordu. Vücudu tamamıyla ölmüştü. Bir şey yemek şöyle dursun, hatta bir damlacık su bile içemiyordu. İçinden diyordu ki, yalnız canım kaldı, o da çıkacak. Göğsünde boğazının biraz aşağısında sıcak bir ürperme vardı. Galiba işte bu candı. Nefes alırken ya ağzından ya burnundan uçuverecekti. "Ah, nittim de böyle bekledim," diye inledi. Müseyyebin biriydi. Her işini ihmal ederdi. Haç parasını fazlasıyla hazırladığı halde ha bu yıl ha gelecek yıl bahanesiyle bir türlü davranıp gidememişti. İki oğlu vardı ki birbirinden berbattı. En canlı zamanında bile ne vakit ölecek gibi ta gözünün içine bakarlardı. Daha hastalığının başında mallarını taksim etmesi, hayır ve hasenat için bir şey ayırıp emniyetli bir adama vermesi lazımdı. Şimdi evet, artık bu mümkün değildi. Acaba akşama kadar yaşayabilecek miydi? "Yahu Hacı Ağa'yı çağırt," dedi. "Ne diyeceksin ki?" "Çağırt vasiyetimi diyeceğim." "Hedi sus, hedi sus, deli gibi söylenme." Hastanın gözleri kaynayan bir civa gibi alev saçarak parladı. Beyaz dudakları titredi, dişleri kısıldı. Bu Hacı Ağa ona her vakit hayır hasenat için bir şey ayırmasını tavsiye eden komşusuydu. Derdi ki ecelin gelişi duyulmaz. Birdenbire bizi bastırır. Adam sağken vasiyetini filan etmeli. Namının hayır ile anılması için bir şey ceyiz ayırmalı. Sonra arkasından lokma filan dökmek değil ha, bir Yasin bir Fatihacık bile okuyan bulunmaz. Mezarı taşsız kalır. Halbuki Durmuş Ağa çekmecesinde bir çeşme parası bile ayırmıştı. Komşusunu çağırtıp bunu vermek, haç parasıyla da mescidin tamir olunmasını vasiyet etmek istiyordu. Fakat işte karısı inat ediyor, yaklaşan ölümün lafını ağzına aldırmıyordu. Sesi bitmişti. "Hacı Ağa, Hacı Ağa" diye bağırsa kimseye işittiremeyecekti. Ocağın önünde karısının vişne çürüğü yemenisini çözüp kınalı saçlarını taradığını görüyordu. Bu son derece inatçı bir kadındı. Bir şey zihnine koydu mu aksini dinlemez, "Nuh der, peygamber" demezdi. Durmuş Ağa gençliğinde bu inadı için çok dövmüştü. O kadar uğraştığı halde karısının geçiremediği bu huyu çocuklarına aynıyla geçmişti. İkisi de inatçıydı. İnatlarıyla bütün köyü patlatırlardı. Hem babalarına hem birbirlerine dargındılar. Kendisi ölür ölmez miras kavgasına düşecekler, mezarına taş diktirmek, arkasından bir mevlid, bir Yasin okutmak değil, hatta nereye gömüldüğünü bile sorup araştırmayacaklardı. Göğsün içindeki sıcak ürperme yanmaya başlıyor, bir ateş, bir zehir oluyordu. Şimdi ihmalciliğinden pişmandı. Karısına son kuvvetiyle seslendi. "Yahu ölüyorsun, şu Hacı Ağa'yı çağır bir." "Hedi sus, hedi sus, o gevezeyi ne yapacaksın ki? Bir diyeceğim var. Bana de, gari ölüyorsun, şu hacıyı çağır ki son lafımı ideyin. Hedi sus, ağzını hayra aç." Pencereden akseden aydınlık kadının kınalı saçlarını parlatıyordu. Taranması bittikten sonra tekrar yemenisini bağladı. Küçük, buruşuk, çirkin yüzüne mavi büyük gözleri yabancı gibiydi. İri burnunun altında kısık, sanki daima bir şey ısırıyormuş gibi duran kısa bir çehresi vardı. Ocağı karıştırdı, bacadan düşen bir rüzgar külleri uçurmuştu. Sıska elleriyle yerleri süpürüyor, savrulan külleri topluyordu. Hasta aksırır gibi bir ses çıkardı, döndü baktı, "Ne istiyorsun?" dedi. Ağa cevap vermedi, çenesi atıyordu. Kadın kalktı, yatağın yanına gitti, eğildi, kocasının yüzüne baktı, gözleri kapanmıştı. "Uyuyor mu ki?" diye şüphelendi. Eliyle omzuna dokundu, ölüme inanamıyordu. "Uyumuş," dedi. Bekledi, bekledi. Fakat Durmuş Ağa bu uykudan bir daha uyanamadı. Oğulları mirasın üzerine aç kurt gibi atılmışlar, daha babalarının toprağı kurumadan gürültülü bir kavga çıkarmışlardı. Çift şeylerin birini biri, birini biri alıyor, lakin tek şeyleri bir türlü pay edemiyorlardı. Mesela babalarının kürkünü, ipek halıdan seccadesini ortasından kesip ikiye böldüler.
Ev de tekti, onu da yıktılar. Kapıları, pencereleri, enkazı müsavat üzere aralarında taksim ettiler. Bu kavgalı taksim bir ay kadar sürdü. Durmuş Ağa'nın yurdu artık bir harabeydi. Güzel evinin yerinde yeller esiyor, bahçesinde baykuşlar ötüyordu. Hacı Ağa bir gün bu viranenin önünden geçerken komşusunun iki oğlunu gördü. Sıska bir köpeği tutmuşlar, sen alacaksın ben alacağım diye çekişip duruyorlardı. Yaklaştı, sordu. Ülen ne çekişip yatırsınız? Sen karışma diye onu başlarından sağmak istediler. Hacı Ağa ısrar etti. Gürültülerinin sebebini anladı. Ellerindeki köpek babalarından kalmaydı. İkisi de haklarından vazgeçmiyorlardı. Nihayet bu hayvancığı iki parça kesip paylaşmaya karar vermişlerdi. Hacı Ağa vazgeçin dedi. Bu itin ne eti yenir, ne kemiği para eder, ne derisi işe yarar. Büyük sordu. Öğlenme nidelün? Bir hayır işleyin ülen. Bu sefer küçük sordu. Nasıl hayır? Bu köpeği kesmekten vazgeçin. Bırakın babanızın canına ulusun dursun. İki kardeş birbirlerine baktılar. Bu oldukça makul bir nasihatti. Karşılıklı haklarından vazgeçtiler. Sahipsiz kalan köpek açlıktan, susuzluktan, soğuktan bütün kış yıkılmış evin yerinde uluduğu inledi. Onun ulumasından gece gündüz taciz olan köy halkı bu dinmez acı feryadı zavallı hayvanın ölen efendisi hakkındaki muhabbetine yoruyorlar. Rahmetli Durmuş'a hasislik etmeyip bu köpek kadar oğullarına da kendini sevdirseydi ne mezarı taşsız kalır ne de böyle mevlitsiz, hayırsız, hasenatsız toprak altında yatardı bugün.